Arkadaşlar selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. 2021 tayfa. Ne haber? Arkadaşlarım, biliyorsunuz ki artık 3-4 gün kaldı. Biraz stres yaşıyor olabilirsiniz. Biraz heyecan olabilir. Biraz işinizde böyle bir korku olabilir. Ama bunların hepsi doğaldır. Çünkü bunlar insanın organik duyguları. Emin olabilirsiniz. Bunlar doğal şeyler. Her şeyin fazlası zarar tabii ama inşallah sevgili gençler başarılı olacaksınız. Bu sene başından beri takip edenler vardı kanalı. Senenin ortasında gelenler vardı, dönemin ortasında. 1-2 ay sonra, belki son zamanlarda beni tanıyanlar olmuştur. Hepinize arkadaşlar, yani bu videoyu izleyip izlemeyen herkese de sınavda başarılar diliyorum. Dualarım sizlerle arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka emek harcadıysanız, çalıştıysanız, benim her videonun sonunda dediğim gibi ve matematik çalışmayı, bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Tavsiyeme eğer uyduysanız arkadaşlar, mutlaka ama mutlaka zaten Allah emeklerin karşılığını boşa çıkarmaz, biliyorsunuz. Mutlaka başarılı olacaksınız. Ben eminim. Sizler de emin olun arkadaşlar. Eğer çalıştıysanız, eğer hakkını verdiyseniz, mutlaka ama mutlaka emeğinizin karşılığını alırsınız. Birinci, ikinci, üçüncü defa girenler var. Dördüncü defa giren var. Beş yoktur herhalde. Şimdiye kadar hiç okumadım yorumlarda. Ama inşallah sonunda zafer sizin olur arkadaşlar. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Yine söylüyorum. Bu sadece bir sınav. Bu hayatınızla alakalı çok önemli, böyle hani inanılmaz devasa büyüklükte bir dönüm noktası falan değil. Bu bir sınav. Üniversiteyi her şekilde okursunuz, o diplomayı her şekilde alırsınız. Önemli olan çok güzel insanlar olmanız. Yeter ki bu ülkeye, bu vatana, bu millete hayırlı insanlar olun, hayırlı kişiler olun. Yeter ki arkadaşlar çalışın ve başarılı olun. Sadece başarı demek, sadece bir sınavı kazanmak demek değildir. Bunu da sakın unutmayın, benden size bir abi tavsiyesi olsun. Arkadaşlarım, gerçekten geçen sene de 2020 tayfayı uğurlarken bu şekilde duygulanmıştım. Sizleri de uğurlarken duygulanmamak elde değil tabii. Sonuç olarak dönemin başından beri 2021 tayfa için durmadan videolar çektik. Durmadan PDF hazırladım. Geceleri uyumadım çoğu zaman. Ev taşıma telaşesinde bile evimi daha yerleştirmeden oturup video çekmeye devam ettim. Bazen hastalandım, hastayken video çektim. Ama sizin için değer miydi? Sizin için değer arkadaşlar. Çünkü ne kaç tane öğrencinin zihnine, kaç tane öğrencinin kalbine dokunabildiysem, ben o kadar başarılıyım. İnşallah sizler de sevgili gençler sınavda başarılı olursunuz ki benim de ödülüm bu olur. Çünkü gerçekten başka hiçbir şey düşünmüyorum. İnşallah hani o sınavdan sonra çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Geçen sene 2020 tayfa beni inanılmaz derecede duygulandırmıştı. Gelen mailler, gelen yorumlar, Instagram'dan gelen DM'ler, numaram olan öğrencilerin bana mesaj atmaları. Gerçekten sevgili gençler çok güzeldi. İnşallah bu senede aynı olumlu mesajlar, aynı güzel haberlerinizi alırım. İnşallah. İnşallah karşımıza bir sonraki senelerde "Hocam ben şurayı kazandım, hocam ben buradan mezunum, hocam ben şunu yaptım, hocam ben şunu da elde ettim, bu başarıyı da elde ettim" diye inşallah sevgili gençler geri dönütler alırız. Sizler de temennimiz bu. Dediğim gibi dualarım hep sizinle sınava girene kadar. 2022 tayfa için de birazdan video paylaşacağım. Haberiniz olsun. Alınmaca, gücenmece yok arkadaşlar. Onlar da geçen sene sizler gibi bu sene sınava hazırlanmaya başlıyorlar çünkü. Evet. Artık diyelim ki eğer ki herhangi bir hakkım varsa sizlere, benim hakkım helaldir. Siz de hakkınızı helal edin. Sürçülisan eylediysek affola diye bir cümle vardır ya. Aynen öyle. Affedin arkadaşlar. Eğer herhangi bir hatamız, bir kusurumuz olduysa onun dışında hakkınızı helal edin. Teşekkür etmeniz, bana dua etmeniz yeterlidir. Ben size bol miktarda dua edeceğim. Artık bol bol matematik çalışmayı unutmayın demeyeyim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bol bol dua etmeyi unutmayın diyelim. Hoşça kalın.